Biliyorum babacığım. Biraz da ani oldu ama. Sen kimden izin aldın? He? Neyine güvendin de evlendin kızım? Hem de böyle bir adamla. Baba sakin olur musun? Bak Sinan gerçekten çok iyi biri. Doktor üstelik. Beni ilgilendirmiyor. Bana bak. Defol evimden. Hadi. Beyefendi sakin olun, konuşabiliriz. Sana evimden defol git dedim. Hadi yürü, defol evimden. Babacığım bir durur musun? Defol. Hadi, hadi defol git evimden. Baba ne yapıyorsun? Yürü. Baba lütfen. Babana sormadan evlenmek ha? Bunun acısını çekeceksin. Defol git evimden. Baba. Kendi başının çaresine bakacaksın artık. Hadi defol. Canım iyi misin? Bana bak sakın bir şey söyleme. Sinirlerim tepemde zaten. Tamam tamam ben senin için yapabileceğim bir şey var mı diye geldim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Salağa bakar mısın? Gidiyor evleniyor. Evlendiği adama bir bakar mısın? Haklısın yani sana haber vermeyerek çok büyük bir hata yaptı ama... yani tanıyor muyuz biz bu adamı? Yani belki iyi... Ne? O iyi biri değil, anladın mı? Ben biliyorum iyi olmadığını. Haklısın hayatım. Her şey düzeliyor derken bu Sinan nereden çıktı? Kafayı çalıştır Ender, kafayı çalıştır. Bir plan yapmam lazım. Şu hale bak ya. Yani bak işitmediğim laf kalmadı resmen rezil etti beni herkesin içinde ya. Adam şok oldu. Biraz zaman ver. Olaya bak. Olaya bak. Evlendim diye evimden kovuldum yani. Canım takılma bu kadar. Ya bunlar anlık tepkiler. Ya zamanla düzelecek bunlar bak. Sen öyle diyorsun da Sinan sen benim babamı tanımıyorsun. Halit Argun alışmış tabii sizin adınıza karar vermeye. Şimdi bunu duyunca adam alt üst oldu. Yok ben babamı gayet iyi biliyorum. Ya bu öyle benim... Ya verse de evlenmeme vereceği bir tepki değil. Tamam ben kızacağını biliyordum ama bu kadar değil yani. Görmedin mi halini? Delirmiş gibiydi. Yani bilmesem seninle bir husumet var zannedeceğim. Ya belki benim eski karım babana bir şeyler söyledi. Öyle bir şey olabilir mi ya? Ya neden olmasın kadın takmış bana. Ay ben inanmıyorum ama artık ya. Bu insanlar delirmiş yani. Boşanmışsın, bitmiş gitmiş. Daha neyle uğraşıyorsun ya? Merak etme canım. Ben gider babanla konuşurum olmadı. Konuş Sinancığım, sen konuş. Görsün yani, kendi görsün senin nasıl bir insan olduğunu. Tamam. Biraz sular durulsun. Tamam. Beni dinleyin. Dün olanlarla ilgili ilk ve son kez konuşacağım. Zehra artık bu eve giremeyecek. Anlaşıldı mı? Benim neye, ne zaman kızacağımı bildiği halde bunu yapıyorsa... benim kızım değildir. Bu kulağınıza küpe olsun. İyi de babacığım, biz siz ne yapacak? O benim sorunum değil. Bunu kendi düşünecek. Madem o adamla gidip evlendi... bundan sonraki masraflarını da kocası karşılayacak. Bakalım buna kaç gün dayanacak. Her şeyi kolay zannediyor.
Hoş geldin Ender. Karın gitti mi? Gel. Son konuşmamızın üzerinden bayağı vakit geçti. Sen de o arada boş durmamışsın. Tebrik ediyorum. Senden öğrendim. Sinan, buraya eski defterleri açmaya gelmedim. Köprünün altından çok sular aktı. Kötü şeyler yaşamış olmamız, ortak paydada buluşmayacağımız anlamına gelmiyor. Hiç öyle bakma. Niyetin zengin bir kadınla evlenmekti. Evlendin. Ama maalesef o kadının ipleri babasının elinde. Yani yine turnayı gözünden vuramadın. Bana böyle dediğine göre bir önerin olacak herhalde. Halit'le konuşacaksın. Onu aramızda hiçbir şey olmadığına ikna edeceksin. Bir komploya kurban gittiğimizi ve bütün bunların yeni karısının bir oyunu olduğunu söyleyeceksin. Halit de benim açıklama yapmam için can atıyordu, değil mi? Adam kızını evden kovdu, görmedin mi? Sen nasıl söyleyeceğini çok iyi bilirsin. Aklını bulandır yeter. Hep Zehra'yı sevdiğini, ona aşık olduğunu filan söyle. Sen bana talimat veriyorsun da sen ne yapacaksın? Zehra ile senin eve girmeni sağlayacağım. Oo, bayağı iddialı. Peki nasıl olacak o? Sen bana bırak. Hemen olacak demiyorum. Ama olacak. İkimiz de istediğimizi elde edelim. Değil mi Sinan? Halit Bey merhaba. Benim hakkımda iyi düşüncelere sahip olmadığınızı biliyorum. Beni para avcısı, yuva yıkan biri olarak görüyor olabilirsiniz ama... Sen kendini fazla önemsiyorsun. Senin hakkında en ufak bir düşüncem olmadı. Bundan sonra da olmayacağını kafana soksan iyi olur. Seninle neden görüşmeyi kabul ettim biliyor musun? Kızımla yaptığın geçici evlilik yüzünden. Şimdi geçmişi hatırla. Başına neler geldiğini düşün ve kızından derhal boşan. Yol yakınken bu yanlıştan dönsen iyi olur. Halit Bey, lütfen beni dinleyin. Size yemin ederim benim Ender Hanım'la aramda hiçbir şey olmadı. Size ne anlattılar bilmiyorum ama bizimkisi sadece doktor-hasta ilişkisiydi. Ben hep Zehra'yı sevdim. Bize resmen komplo kurdular. Sen kimsin ya? He? Sana niye komplo kursunlar? Bana değil, size kurdular diyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani Ender Hanım'dan ayrılmanız için resmen beni kullandılar. Senin yalanlarına inanmamı bekliyorsun. Kızınla evli kalmak için bu yolları seçiyorsan sana şunu söyleyeyim. Benim kızımın 5 kuruş parası yok. Anladın mı? Bunu kafana sok. Bakın, ben Zehra'yı seviyorum. Onun parası olsun olmasın umurumda değil. Ondan da hiçbir zaman ayrılmayı düşünmüyorum. Asıl siz Ender Hanım'dan ayrılmanızın kimin işine yaradığını bir düşünün bence.
Merhaba. Bir parfüm lansmanı varmış da Veril Aktürk'ün. Neredeler acaba? Tabii, buyurun. Beril Hanım. Buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba, Yıldız Argun. Beril Aktürk'ten, buyurun. Ah Yıldız'cığım, hoş geldin. Nasılsın? Bir anım bahsetmiştim. Bunu burada konuşmuyoruz. Uzun zamandır tanışıyormuşuz gibi yapacağız. Hadi gel masaya geçelim. Kızlar, sizi Yıldız'la tanıştırayım. Halit Ergun'un eşi. Benim de çok eski bir arkadaşım. Buyur. Merhaba. Merhaba. Ne içersin? Hepiniz kahve alıyorsanız ben de bir kahve alırım. Tabii. Pardon, bakar mısınız? Çok güzelmiş bunlar da. Beril Hanım, inşallah bir dahakine bir ruj, bir şey. Çok eski arkadaşım. Siz ne yapıyordunuz? Ay, benim takım mağazam var. Aa, evet, evet. Bu nasıl? Zaten çok beğendim. Ben de çok beğenerek aldım. Ay, ne yapsak? Bir selfie mi çeksek acaba? Ah, süper olur. Olur. Değil mi? Ben çekeyim. Şöyle. Hatta story'e de koyarım. Süper olur canım. Gülün. Ay, ben seni kapattım. Bu tutmuş gibi kızım. Sen bunu kurut bakayım bir. Yeni arkadaşlar edinilmiş. Bu arada seni tebrik ederim. Anlaşmayı sorunsuz bir şekilde çözdük. Sana sıfır riskle halledeceğim demiştim. Evet, demiştin. Ama kolay alıştın. Yani öyle gözlemliyorum. Evet, yani beklediğinden de iyi oldu diyebilirim. Ofis ortamını bir kere çok sevdim. Zaten bir insanın çalıştığı yerdeki verimi o ortamdaki huzura bağlı bence. Böyle düşünmene sevindim. Zeynep de çok iyi geldi bana, biliyor musun? Gerçekten mi? Kız inanılmaz. Ya bir kere çok pozitif. Ya çözüm odaklı. Sonra dakik. İş takibini mükemmel yapıyor. Daha ne olsun ki? Evet. Öyledir. Yani düşünüyorum da sen onun çalışmasından nasıl memnun kalmadın da ayrılmasını kabul ettin, anlayamıyorum. Benimle çalışmak zordur Cem, biliyorsun. Senden kaynaklandı yani. Öyle diyebiliriz. Enteresan. Yani benim onu bırakmaya hiç niyetim yok. Sabahları işe gelme nedenlerimden bir tanesi olur resmen. O ne demek? Hoşlanıyor musun Zeynep'ten yoksa? Ondan etkileniyorum. Peki Zeynep ne diyor bu duruma? Ya, henüz bir şey bilmiyor. Ve ben de duygularımdan emin olmadan yollara çıkmayacak kadar tecrübeliyim artık. Hı. Güzel. Güzel. Yemek çok iyiymiş bu arada. Afiyet olsun. Hoş geldin. Sosyetik arkadaşlarına davetin yok herhalde. Ay, sen onları mı kıskandın? Hepsi çok iyi kızlar ya. Buket iyi, Gizem iyi. Cansu'nun da oğlu Erim'le aynı okuldaymış. Bu öğlen onlarla yemek yiyeceğiz. Ha. Bir de utanmadan beni ekeceğini söylüyorsun yani. Ya kaç gündür arıyorum seni, telefonlarıma bile bakmıyorsun Yıldız. Ay, ne abartıyorsun ya, duymamışımdır. Neyi duymadın Allah aşkına ya? Bırak Allah aşkına, sen benimle görüşmek falan istemiyorsun. Seninle görüşmek istemesem şu an burada ne işim var? Ya bırak Allah aşkına. Buldun zengin arkadaşları, beni şutluyorsun işte. Geçen gün resmimi de sildin. Bu akılları sana kim veriyor? Rebbiye mi? Yoksa sayemde evlendiğin kocan mı? Aa! Ya bir tane davete gelmedin diye saydığın laflara bak. Davete gelmedim diye değil. Biz bu yola seninle birlikte çıktık.
Ya ne oluyor da ben ikinci plana atılıyorum? Onu sorguluyorum Yıldız. Ya ben senin yaptığın her şey için sana minnettarım. Ama her yere de seninle gidemem ki. Öyle mi? Ben anladım anlayacağım. Para insanı bozuyormuş diyorlardı, doğruymuş. Sana yazıklar olsun be. Aa, asıl sana yazıklar olsun. Bir tane davete gelmedin, bir telefonunu açmadım diye bu kadar ağır laflar söylenir mi ya? Ben gidiyorum. Yuh. Sana yuh be sana. Yıldız, bak bu dediklerini buraya yazıyorum. En büyük kazığı insan en yakından yiyormuş diyorlardı ya, doğruymuş. Hadi kızım hadi, hadi sana güle güle. Pes. Pes. Alihan beni çağırmışsın. Hacem gel. Haberler iyi değil. Ne oldu? Buraya geldiğinden beri Amerika'da bazı finansal sıkıntılar oluşmuş. Mailleri dosya halinde yolladım sana, incelersin. Ama acilen olaya el koyman gerek. Düzen daha fazla bozulacak diye endişeleniyorum. Okey, hemen bir business plan çıkartalım. Öyle uzaktan kumandayla olacak bir iş değil. Nasıl yani? Yani diyorum ki işinin başına dön. Ve durumu hallet. Yapma Alihan, olacak iş mi şimdi? Daha yeni geldim. Ya beni bırak. Oğlanın burada düzenini tam kurmuşken şimdi apar topar tekrar Amerika'ya dön. Haklısın. Ama Atlanta'daki operasyon şirketin bel kemiği biliyorsun. Ve bu konuda senden başkasına güvenemem. Haklısın. Yapacak bir şey yok. Taktiği bir üç ayda halledersin gibime geliyor. Merak etme. Hı? İyi, madem öyle diyorsun, giderim. Hem Kevin de annesini görmüş olur. Kusura bakma. Ne demek? İş bu sonuçta. Yapacak bir şey yok. O zaman ben kalan işleri toparlayayım bir. Hakan'ın haberi var. Yardım edecek sana. Tamam. Toplantı başlıyor yarım saat sonra. Ben o toplantıya katılamayacağım Zeynep'ciğim. Halletmem gereken bazı işler var. Hakan Bey benim yerime girecek. Bir problem yok değil mi? Seninle konuşmak istediğim bir şey var. Oturur musun lütfen? Tabii. Zeynep, benim acilen Amerika'ya geri dönmem gerekiyor. Amerika'ya mı? Fazla uzun bir süre için değil. Yani sadece birkaç aylığına. Orada halletmem gereken bazı işler çıktı. Anladım. Senin de benimle gelmeni istiyorum. Nasıl yani? Benim? Biliyorum. Çok ani oldu. Ama senin için de bir yandan çok iyi olacağını düşünüyorum. Hem benim asistanım olmaya devam edersin. Hem de senin için bir yurt dışı tecrübesi olmuş olur. Ne dersin? Yani bu hemen karar verilecek bir şey değil ki. Farkındayım. Ama fazla zamanımız da yok. İş yerine yakın sana bir el tutarız. Ben varım, Kevin var. Sıkılacağım bir ortam olmayacak. Ben biraz düşünebilir miyim bunu? Tabii ki. Çıkayım ben. Görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Cem Bey, ben düşündüm. Kararımı verdim. Geliyorum sizinle Amerika'ya. Doğrusunu istersen hiç ümidim yoktu Zeynep. Çok sevindim. Orada sana gerçekten çok ihtiyacım olacak. Yani benim için de farklı bir tecrübe olacak. O zaman senin biletini de hemen aldırıyorum. 2 günümüz var gitmek için. Otelini de ayarlayayım. Gider gitmez ev işini de hallederiz. Tamam. Çok sevindim. Ha Zeynep. Bu akşam ablam benim için bir veda partisi veriyor. Sen de geliyorsun. Madem beraber gidiyoruz, vedayı da beraber edelim.
Ha. Ablanız Zal Hanım. Hı hı. Ben hiç rahatsızlık vermesem. Rahatsızlık vermiyorsun Zeynep. Akşam alıyorum seni. Peki. Bugün eve bir geldim, evde bir hareket var. Dergi çekimi varmış. Kim için? Ender Hanım için. Halit'ciğim, son dakika olduğu için haber veremedim. Hanedan dergisi beni kapak yapmak istiyordu da... hazır buradayken aradan çıkarayım dedim. Aslında kendi evimde yapmak istiyordum bu çekimi ama sen gitme diye ısrar edince mecburen buraya aldım tabii ki. Anne, fotoğraflar gelince bana da gösterir misin? Daha yollamadılar ama gelir gelmez ilk sana göstereceğim aşkım. Tabii Yıldız bu durumdan biraz rahatsız oldu sanırım. Yok yok, hiç rahatsız olmadım. Arkadaşlar, bana 5 dakikanızı ayırabilir misiniz lütfen? Öncelikle bizi bu gece yalnız bırakmadığınız için hepinize tek tek teşekkür etmek istiyoruz. Cem'e hoş geldin partisi veremeden veda partisi vermek zorunda kaldım. Onu çok özleyeceğiz. Cem'ciğim, sen de bir şey söylemek ister misin? Çok teşekkür ederim. Buraya kadar benim için geldiniz ve beni gerçekten çok mutlu ettiniz. Umuyorum ki bu seferki ayrılığımız çok uzun sürmeyecek ve birkaç ay sonra kavuşacağız. Bu arada kendisi için çok ani ve radikal bir karar olmasına rağmen bana destek olmak için benimle Atlanta'ya gelmeyi kabul eden değerli asistanım Zeynep için de kocaman bir alkış istiyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Yıldız'cığım, moralin mi bozuk? Yo, tam tersine. Sevindim. Çünkü böyle her gün surat asmaya devam edersen Halit seni kapının önüne koyar. Halit surat asan kadınlardan hiç hoşlanmaz. Ya, öyle mi? Sana öyle mi oldu? Zengin adamla evlenmek böyle bir şey Yıldız'cığım. Keşke sen de para için evleneceğine uygun şartlarda bir kredi falan alsaydın. Bu kadar üzülmezdin hem. Neyse ben kaçtım. Babacığım. Babay Ender'cim. Sen göreceksin. Ben sana yapacağımı biliyorum. Botoks biyoneri gibi. Herkes birbirinin kopyası.
Hepsi bir parça alsın da. Burası cepte, sen merak etme. Ender'cim çok güzel bir koleksiyon hazırlamışsın. Bayıldım. Ay canım, çok teşekkür ederim. Güzel bir başlangıç oldu. Devamı gelecek inşallah. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdi konuşmasını yapması için sevgili Ender Argun'u kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Ender'cim, bir saniye. Müsaadenle. Bunun ne işi var burada? Müsaadenizle beyefendi. Değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. İstanbul'un en nezih mekanlarından biri olan restoranımız yeniliklerine devam ediyor. Ben de mekanın yeni sahibesi olarak sizlere bundan sonra da kalitenin artacağına dair söz veriyorum. Bunun ilk adımı olarak kalite standartlarımıza uymayan sevgili Ender Çelebi'yi dışarı alarak ilk adımı atmak istiyorum. Buyurun Ender Hanım, sizi dışarı alalım. Hanımefendi, buranın parası çoktan öden yalnız, bunu yapamazsınız. İadeniz yapılacak beyefendi, çekilin. Buyurun Ender Hanım, dışarı alayım sizi. Ablacığım, gel çıkın. Arkadaşlar, bye bye, Ender. Hemen git buradan. Bana yaptığının hesabını sormayacağımı mı sandın? Sen hepsini hak ettin Ender. Bana yaptıklarını ne çabuk unutuyorsun? Beni o kafeden kovdurduğun günü hatırlamıyor musun? Ha, yani sen şimdi benden öcünü aldın, öyle mi? Yıldızcığım, kanatların senin değilse yükselişin felaketin olur. Sen ben değilsin, olamazsın. Boyundan büyük işlere kalkışıyorsun, yapma. Benim evimde beni tehdit edemezsin. Şimdi hemen çık git buradan. İşte aramızdaki fark. Ben tehdit etmem. Ön bilgi veririm. Başın büyük belada. Ön bilgi. Elinden geleni ardına koyma Ender. Toplanıyorsun demek. Evet. Zeynep. Efendim. Kesin kararlısın yani. Aynen öyle. Şey mi diyeceksin? Gönül Rıza'nla mı gidiyorsun? Evet. O zaman bu son görüşmemiz olacak. Yani haliyle. Çok şükür der gibisin. Üzüldüğümü söyleyemeyeceğim.
Ben de sevdiğim birini son kez görecek olsam sessiz sedasız giderdim herhalde. Sevdiğim derken? İnsan olarak yani. Veda etmezdim. Bir anda ortadan kaybolurdum. Belki küçük bir not bırakırdım. Vedalardan pek hoşlanmıyorum ya. O yüzden. Benim burada sevdiğim bir yıldız var. Bir de birkaç arkadaşım var. Başka kimse yok. O yüzden veda etmeye gerek yok. Zaten onlarla da her gün konuşacağım telefonda. Tanıştırmadım sizi. Cem Bey, ablam. Merhaba. Çok memnun oldum. Demek kardeşim benden ayıran sizsiniz. Aklınız kalmasın. Ben ona mukayyet olacağım. Vallahi bir şey olursa hesabını sorarım. Hiç merak etmeyin. Ben çocuk değilim yani ablacığım. Gel. Duyuyorum şu. Dikkat et kendine, tamam mı? Nasıl sen dikkat et? Saat kaç olursa olsun beni ara, tamam mı? Çok seviyorum seni. Ben de seni çok seviyorum Zeynoş'um benim. Hadi git, yok sizin çok ağlayacağım, rezil olacaksın. Ha, bir dakika. Durun durun. Bir saniye. Ne oldu ya? Su gibi git, su gibi gel. Abla ya. Risk alamazdım. Kaçtaydı Burçak? Gidiyor muyuz? Geç bile kaldık. Haydi patron. Hoş geldin Yıldız Hanım. Hoş bulduk. Allah kavuştursun. Sağ ol Aysel. Halit yok mu? Çalışma odasında. Tamam. Evet evet, tablonun ödemesi yapıldı. Galeriden alır mısın onu bugün? Aha, tamam. Hadi hoşça kal. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Yolcu ettin mi Zeynep'i? Evet. Üzülme bir tanem. Zaman çabuk geçer. İnşallah çabuk geçer. Hello. Müsaade edersen özel bir şey konuşuyoruz. Aa, ne tesadüf. Ben de özel bir şey konuşacaktım. Yine ne var Ender? Size bir şey anlatacağım. Aslında sırf sana anlatacağım Halit'ciğim. Çünkü Yıldız biliyor. Ay Yıldız'cığım, acaba otursan mı? Sanki senin için daha iyi olacak gibi. Ender, şov yapmayı bırak. Ne söyleyeceksen onu söyle. Tüh. Tam da Yıldız'la arayı düzeltmiştik ki beklenmedik gelişmeler oldu. Şimdi bütün olayı başa sarıyorum. Halitçi, hatırlarsan sana Yıldız'la ilgili gerçekleri söylediğimde bana inanmamıştı. Halit, susturacak mısın? Aa, Yıldız'cığım,
Neden bu kadar korkuyorsun? Gerçekten söylediğin gibiysen korkacak bir şeylerinin olmaması lazım, değil mi? Ama ben Yıldız'ın oynadığı bütün oyunları başından beri biliyorum. Beni senden ayırmak için bana iftira atan da oydu. Yalancı. Durup durup bir şey çıkarıyor. Sakin olur musun Yıldız? Ender, sen de Sade'de gelsen iyi olur. Halit'ciğim, bırak da şu anın tadını çıkarayım biraz. Yıldız'ın gerçek yüzünü bugün burada sana göstereceğim. Bana inanmazsan bugün bu evi terk edeceğim. Sıkılmaya başladım Ender. Bir an önce ne anlatacaksan anlat. Anlaşıldı mı? Bir şey söyleyeceğim falan yok. Boş boş konuşuyor. Aa, ama siz ne kadar acelecisiniz ya. Bu zamana kadar maalesef şans hep Yıldız'dan yanaydı. Onun gerçek yüzünü gösterebilmem için yaptığım bütün çabalar boşa çıktı. Neden biliyor musunuz? Çünkü şahidim yoktu. Ama bugün var ve onu birazdan Caner buraya getirecek. Kimsenin gelip gittiği yok Halit'ciğim, görüyorsun. Bizi boşuna oyalıyor bu kadın. Hadi biz gidelim. Bu kadar sabırsız olmayın. Birazdan burada olurlar. Ah, geldiler bile. Merhabalar. Hı hı. Çalışma odasındayız. Kusura bakmayın, biraz geciktik ama şahidimizin başına bir şey gelmiş. Doktordan gelmek zorunda kaldık. Düşman kör nişancıdır. Ama dost nereden vuracağını çok iyi bilir. Tanıştırayım. Yıldız'ın kara kutusu Şengül.